Bu görüntüler Bayraktepe'den çekildi. 15 askerin şehit düştüğü saldırıdan bir gün sonra. Saldırıya uğrayan Bayraktepe bölgeye hakim. Aktüt'ün karakolu hemen alt vadide yer alıyor. İşte Mehmetçik bu tepeyi savunmak için canını verdi. Aktüt'ün askeri açıdan çok önemli. Çünkü Kuzey Irak'la Hakkari arasındaki en önemli geçiş bölgesi. Teröristler Mehmetçik'in kin gözlerinden, çelik iradesinden korkuyor. Yani buradaki mevziyi yok etmek istiyor. Aktüt'ün eskiden kaçakçılara karşı yapılmış bir karakol olduğu için vadinin içinde. Bu nedenle karakolu korumak için tepelere hakim olmak gerekiyor. Bayraktepe'de bunlardan en önemlisi. Ve işte tam da bu nedenle teröristler Aktüt'ünden önce Bayraktepe'ye saldırdılar. Ama Bayraktepe'yi geçmeyi başaramadılar. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğfız, Aktüt'ün karakolundan da sorumlu olan 2. Ordu Komutanı olarak bölgede görev yapmış birisi. Çok önemli dediği Aktüt'üne 3 kez gitmiş. Karakolu ve çevresini çok iyi biliyor. Orgeneral Iğfız bugün habercilere hain saldırıyı detaylarıyla anlattı. Bir gün öncesinden sınırın Irak tarafında hareketlilik fark edildi. Bayraktepe saldırının gerçekleştiği cuma sabahı bir jandarma özel harekat timi tarafından takviye edildi. Ancak teröristler sınırın Kuzey Irak tarafındaki hakim tepelere havanları ve Doçka uçak savar ağır makineli yerleştirmişti. Cuma öğleden sonra Aktüt'ünde sınır karakolumuza ait topçu dirliğince bir gece önceden alınan görüntüler üzerine topçu atışı yapıldı. İşte bu topçu ateşi teröristlerin planlarını bozdu. Aslında akşam saatlerinde havan ateşiyle saldırıya geçmeyi planlıyorlardı ancak öğleden sonra saldırıya geçtiler. Havan ateşiyle. Tam o sırada orada 62 asker bulunuyordu. Roket atışlarıyla desteklenen havan atışlarından ilk hayatını kaybedenlerden birisi termal kamerayı kontrol eden Mehmetçik'ti. Yine ilk havan atışında Bayraktepe'deki lider konumundaki personelden biri şehit oldu, 4'ü yaralandı. Sonrasında ise bilanço ağırlaştı. 15 askerin 13'ü Kuzey Irak'tan yapılan havan ve roket atışlarının şarapnel parçalarıyla hayatını kaybetti. Şehitlerden 6'sı sabah erken saatlerde Bayraktepe'ye destek olarak gönderilen jandarma özel harekat timinden. Şehitlerimiz boşu boşuna ölmedi. Görevlerini yaptılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. Başardılar. Şehit sayısıyla olaya bakarsak Çanakkale'nin hesabını veremeyiz. Saldırı haberi alınır alınmaz daha komanda ve jandarma özel harekattan birer bölük Bayraktepe'ye sevk edildi. Dahası helikopter ve F-16'lar devreye girdi. 23 terörist bu sırada öldürüldü. Ve hala kayıp olan 2 asker. Genelkurmay 2. Başkanı, biri Sivaslı, diğeri Afyonlu olan 2 uzman çavuşun kaçan teröristleri takip için peşlerine düştüğünü söyledi. Sonrasında da irtibatın kesildiğini, aramalar bölge tuzaklar ve mayınlarla dolu olduğu için yoğun bir şekilde yapılamıyor. Ama her köşe karış karış aranıyor. Ne var ki Orgeneral Iğfız'a göre bütün emarelerin 2 uzman çavuşun da şehit olduğu yönünde.